zaruratı dini yeden herhangi bir şeyi inkar ettiğinde bir insan kafir olur İstediği kadar ehli kıble olsun istediği kadar namaz kılsın diğer ibadetlerini yapsın kafirdir İmanını kaybetmiştir onun arkasında namaz kılınmaz ona kız alıp verilmez efendim miras ilişkisi olmaz öldüğünde cenazesi kılınmaz müslüman kabristanına defnedilmez bu adam kafirdir çünkü zaruratı dini ye nedir Zarurat-ı diniye Kur'an ve sünnetin açık ve kesin delaleti sübutiye ve delaleti kat'iye ifadelerini özelliklerini taşıyan naslarında geçen herhangi bir şeyin inkarı küfürdür. Bunlar zarurattır. Zarurat-ı diniyenin bir bölümünü teşkil eder. Kur'an ve sünnette delaleti sübutiye ve delaleti kat'iye ile sabit olmuş herhangi bir şeyi inkar etmek zarurat-ı diniyeyi inkar etmek olur ve küfürdür. Bugün tabii şöyle bir sıkıntı var. İşin adını koymuyoruz, koyamıyoruz, korkuyoruz, yutkunuyoruz. Ee, mahalle baskısı var. Ama bir insan Allah'tan korkuyorsa bunları söylemek zorunda. Cenab-ı Hak cüz'iyyatı bilmez, kulun iradi fiillerini bilmez demek küfürdür. Bu pek çok Kur'an ayetiyle de sabit bir şeydir esasen. Bunu söyleyen kişi Kur'an'a da dayansa e, istismar ediyor demektir yahut eksik ve yanlış anlıyor demektir. Çünkü e, burada uzun uzadıya zikretmek istemiyorum ama aldığım notlar var bu konuda benim sayfalarca. Yani bir tane, üç tane, beş tane ayet değil en az yirmi otuz tane ayet var. Saraten Cenab-ı Hakk'ın insanların iradi fiillerinin neticesini önceden bildiğini açık ve kesin biçimde ifade eden en az 20-30 tane ayet var. E bu 20-30 tane açık ifadeli ayete tosladığınızda Allah korusun iman iman gider yani.